Teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim dilerse büklüm büklüm sular bükülür. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah Sakarya'm eyvah! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Evet, bu büyük dava, bu Türk tarihi bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına vurulmuştur. Bu tarihi taşıyan, bu büyük davayı taşıyan o büyük insana destek olmak için hepimizin duada bulunması gereken, arkasından gitmesi gereken o büyük insandır. Değerli çubuklular, ülkemiz çok darbe gördü, çok müdahale gördü. Ama böyle hain, böyle kalleş bir askeri darbe veya darbe girişimi hiç görülmedi. Milletin meclisini bombalayan, milletin demokrasinin mabedi sayılan meclisimizi bombalayan, halkın üzerine kurşun yağdıran başka bir darbe, dünyada eşi benzeri olmayan bir darbe. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermedi, vermeyecek inşallah. Cenab-ı Allah bu tür hainlere fırsat vermesin, bizleri vatansız, ezansız, bayraksız bırakmasın. Bu dualarla şimdi sizlere hitap etmek üzere Sayın Genel Başkan Yardımcım, Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ataş Bey'e, misafirimize ben mikrofonu takdim ediyorum. Ne dünyada örneği görülmüş, ne ülkemizde geçmişte buna benzer örnekler görülmüş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış, askeri elbise giymek suretiyle bir darbe girişimiyle Türkiye karşı karşıya kalmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamını böyle bir şekilde itham etmek haksızlık olur. Ordu bizim ordumuzdur. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim silahlı kuvvetlerimizdir. Mehmetçikler bizim Mehmetçiklerimizdir. Ancak onların arasına sızmış, sinsice, haince bir plan yapmaya kalkıp Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bu hainler, evet, ilk önce göz bebeğimiz, başkomutanımız, devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir suikast girişiminde bulunmaya kalkışmışlardır. Ve Marmaris'te bulunduğu oteli basmak suretiyle orada bir katliam yapma girişiminde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızı Cenab-ı Hak muhafaza edip bu millete bağışlamıştır. 15 dakikayla o otelden çıkıp kurtulmuş ve Dalaman Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gelmiş. Dalaman Havalimanı'nda da 10 dakikayla kurtulmuştur. Değerli kardeşlerim, bir ülkenin cumhurbaşkanına karşı girişilen bu aleni katliam girişimini neyle tarif edebiliriz? Bu ülkenin, bu milletin verdiği paralarla alınan silahlarla, uçaklarla, tanklarla, bir takım savaş malzemeleriyle bu millete tankın namlusunu çevirenler, bu milleti utanmadan, sıkılmadan bombalamaya çalışanlar, milletimizin üzerine hiç çekinmeden ateş açanlar, bu ülkenin insanı olabilir mi? Bunlar sadece canilerdir. Bunlar sadece hainlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış, gözü dönmüş canilerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır, şerefsizlerdir. Vur diyen, vurulduğu halde arkasındaki kollarını açıp, ben de buradayım, vuracaksan vur diyen kahramanlarla dolu burası.
Değerli kardeşlerim, yaralıları ziyaret ettiğimiz zaman şunları görüyoruz. Ben oraya şehit olmaya gittim. Yaralandım. Şehit olamadım. Buna üzüldüm şehit olamadığım için. Ama ülkemiz bu darbe girişimini atlattığı için de mutlu oldum diye sevinen kardeşlerimiz var. Değerli kardeşlerim, bunu sağlayan sadece ve sadece vatan sevgisidir, millet sevgisidir, bayrak sevgisidir. Cenab-ı Hak bu sevgilerden bizi mahrum etmesin. Amin. Cenab-ı Hak ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen tüm oyunları boşa çıkarsın ve oyun yapanların oyunlarını başlarına devşirsin. Amin. El Fatiha.